İyi geceler efendim. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özarı, Semih Öztürk ve Melisa Emirbayar ile birlikteyiz. Tabii ki Survivor'da bugün çok şey yaşandı. Cemal Can Evrim'e resmen ateş püskürdü diyebiliriz. Barış oyuna itirazı sonrası Cemal Can'la bir tartışma yaşıyor. Bunu değerlendireceğiz. Ve ünlüler oyunu kaybettikten sonra Mert ile Perviz arasında geçen sert diyaloglar var. Bunları konuşacağız ama öyle bir tanıtım geldi ki istiyorsanız ilk önce yarına dair ipuçlarını bir hatırlayalım. Üzerine konuşacağız. Dün akşam çok ufak bir şey oldu. Ben böyle yatmak istemiyorum. Sen yerinden oynama valla. Yerinden oynatın mı? Ya sen kime küfür ediyorsun ya? Abi kafayı ne zaman bu tarafa çevirsen iki kız birbirine girmiş. Valla ayaklarımı da ağzına sokarım o zaman Ajan. Hanımlar niye birbirlerini yiyor ya? Mando dediğin gelir balık tutar, sen gelir dedikodu yapıyorsun. Hem nankör hem beğenmezler. Keşeğe emir verin. Ya kime emir verdin ya? Bağırma. Herkes kendi bacağından asılmaya başladı bile. Kusura bakma. Yo. Zaten altın elinde puan getirecek. Çok kritik bir mücadele. İyi kaçtım galiba. Kamera kayıtlarına bakacağız. Korkunun ecele faydası yok Cemal. Hadi, hadi de gel. Ya bir şey söyleyeceğim, sen iki dakika ne öyle testi sürmüşsün sürekli? Ne oldu? Elma. Hayır ne olacak? Yok korkunun ecele. Hayır ne olacak? Evet Murat abi öyle bir tanıtım geldi ki ilk önce topu sana bırakacağım. Çünkü Aycan'la Derya'can arasında farklı diyaloglar dönüyor. Yasin Ceyhun'a komando dedikodu yapmaz diyor ve Emrah'la Yasin burun buruna geliyor. Neler söyleyeceksin? Şimdi sevgili Furkan dede gerçekten inanılmaz bir tanıtım. Hemen şöyle hızlıca tanıtımı bir toparlayayım. Tabii. Şimdi öncelikle Aycan'dan bir başlayalım. Sevgili Aycan, gençliğine verdik, tecrübesizsin dedik ama her geçen gün bakıyorum ki dozajı çok fena arttırıyorsun. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de bildiğiniz gibi sıçrayamaz. Şimdi Aycan, önce öyle bir hareket yaptın ki biz dedik ki Türk toplumunda, bizim toplumumuzda böyle hareketler olmaz. Bir el hareketi yaptı. Gerçekten ben gözlerime inanamadım. Bu nasıl bir el hareketiydi? Ve bu el hareketinden sonra ben burada ona dedim ki bak Aycan, ben senden büyüğüm, tecrübeliyim. Ben de futbol oynadım, ben de spor yaptım. Bu tarz hareketi yaptığın zaman tribünler karşısında falan tribünler aşağı iner dedim. Ve Aycan'dan artık bu hareket sonrası oradaki insanlar da Aycan'ı ikaz ettiler ve Aycan'da bir toparlanma bekliyordum ben. Amma ve lakin Aycan o el hareketinden sonra şimdi de maalesef ve maalesef ki küfür ediyor. E Aycan, şimdi bir yaptın, iki yaptın artık yeter. Artık bir dur de, bu hareketler sana pahalıya mal olacak ileride ve oy kaybediyorsun. Önce bir el hareketi, ondan sonra öyle bir küfür, oy kaybedersin. Şimdi bakıyorum da Derya Can hanımefendi 40 yaşında. Evet. Aycan Yanaş 21 yaşında. 19 yaş fark var arada. Sen 19 yaş büyük bir kadına diyorsun ki ne dediğini bilmiyoruz. Tanıtımda küfür ettiği belli. Çünkü kadın sana diyor ki bana küfür etme. Diyen kadının da zıvanadan çıkarmışım. Kadın da öyle bir zıvanadan çıkmış ki kadın da sana ne diyor biliyor musun? Ayaklarımı ağzına sokarım diyor. Yani hani hangi taraftan bakalım? Aycan tarafından mı yoksa tecrübeli diye oraya gitmiş 40 yaşındaki bir kadına mı bakalım? İkisi de bir, yok aslında birbirlerinden farkları. Bu yüzden de önce bir ikisine başladık. Aycan'la ilgili yalnız şunu söyleyeceğim. Çok fazla ortada olmamasına rağmen röportajlarda veya diyaloglarda iki tane nokta atışı olayla gündeme geldi. Bir tanesi yaptığı bir hareket, ikincisi de şu yaptığı olay. Onun için iyi bir izlenim olmadı. Noktaların abi, noktası. Bir taraftan bakalım diye bir şey yok. Empati kuralım. Hı. Ben sana küfür etsem sen bana ne dersin? Ben sen bana küfür etsen ben sana küfürle karşılık verebilirim veyahut da alttan alırım, senin hadsizliğine veririm. Yani ben de ayaklarımı ağzına sokarım lafı evet. Onun hatası mı? Hayır şimdi bak. Şimdi iki tarafta. Şimdi bak küfür iki tarafta suçlu olarak ama görmüyorum dakika, ben. Bak, küfür ediyor. Küfür ediyor. Evet. Küfüre tecrübeli bir kadınsa sen ondan 19 yaş büyüksen eğer küfürü yediğin zaman sen ona dersin ki
ne yapıyorsun biraz da gel kenara dersin. Dedi kenara, zaten tamam, küfretme bana dedi. Kenara çekersin, kenarda konuşursun. Herkes için de ayaklarını ağzına sokarım falan demezsin. Şimdi gelelim kime? Mert'e. Mert diyor ki tanıtımda, kafayı ne zaman çevirsem ikisi birbirine giriyor diyor. Bu hanımlar niye birbirini yiyor diyor. E Mert kardeş, sen de kelim merheme olsa kafasına sürer. Sen de 3 kere bugün biplendin. 3 kere biplendin. Koskoca Survivor'da sen eğer 1 değil, 2 değil, 3 kere üst üste bipleniyorsan el insaf. Yani biplendiğin kelimeleri de biz tabii ki aşağı yukarı anlıyoruz. Bipleniyor ama biz de uzaydan gelmedik. Biz de bu yollardan geçtik, anlıyoruz. Bu yüzden de sen eğer 3 kere bipleniyorsan, sen öyle bir tavır takınıyorsan bu adada, senin de bunları söylemene gerek yok. Ve gelelim Yasin Ceyhun'a tanıtımda. Yasin diyor ki Ceyhun'a, dedikoducusun, nankörsün diyor. Ve bağırıyor. O da kendinden çok yaşça büyük bir adam. Ve Yasin de orada bu adamın yaşadıklarını falan da biliyor. Yasin... Komandoyum diyorsun, dedikodu yapıyorsun. Komando Yasin'in şimdi bu adama bu tarz şeyler söylemesi yanlış. Adam da zaten çok kibarca, sen bana emir veremezsin, bağıramazsın diyor. Ve son olarak gelelim Balkanlardan gelen Erman kardeşimize. Erman, sükut füzesi gibi girdi Survivor'a. Tanıtımda görüyoruz, böyle gidiyor. Ama Erman'ın gitmesinin sebebi kim? Yasin. Yasin oradan bir laf ediyor ki bu çocuk da durup dururken, deli değil yani, orada durup dururken oraya doğru yürüsün. Çocuğa bir şey söylüyor Yasin. Ne söylediğini bilemiyoruz. Ve Yasin bu çocuğa laf atarken, daha önce de çocuk geldiği anda zaten Yasin çocuğa kafayı taktı. Gelir gelmez. Gelir gelmez abi, kafayı taktı ve perşembenin gelişi çarşambadan bellidir misali. Yasin kafayı taktığı için oradan laf atıyor ve çocuk da onun üzerine, Yasin'in üzerine doğru yürüyor. Ondan sonrasını bilmiyoruz. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Yeni gelen Erman, bak şu anda ekranda görüyoruz. Kime benziyor? Kime yeni benziyor? Gelen Erman'ı ben aynen sana programdan önce söyledim. Seninle de konuştuk. Trabzonspor'un santraforu Sörlot'a benziyor. Sörlot'a anlıyor, evet, değil mi? Ciddi söylüyorum. Aynı Trabzonspor'un zaten kaleciymiş. Kaleci. İnanılmaz da bir fiziği var. Ama o da çok erken topa girdi. Biraz take it easy diyorum ona da. Semih'e sözü vereceğim ama Melisa, sana dönmek istiyorum. Yarına dair ipuçlarıyla ilgili senin notların nedir? Ben ilk olarak yani Aycan'la Deryacan'ın tartışmasında ilk bu hareket çekme olayında demiştim, tecrübesizliğine veriyorum, ilk parkur heyecanına veriyorum, ilk yarışına veriyorum demiştim ve bunun devamı geldiği için bu sözümü geri alıyorum artık, çünkü tecrübesizlikten çıktı bu durum ve Deryacan'ın da bu davranışını onaylamıyorum tabii ki de. Onun haricinde Mert'in dominant karakteri daha çok ortaya çıkmaya başladı. Bu onun için ilerleyen zamanlarda daha çok sıkıntı yaşayacağı, yani ona yaşatacağını düşünüyorum. Onun haricinde yani Mert'in sergilediği davranışlarda ilerleyen zamanlarda takım içindeki bu davranışların, nasıl söylesem, yani takım içindeki dinamizm, yani olumlu dinamizm bozacağını düşünüyorum. Semih. Şimdi Aycan arkadaşımız, tanıtımı ben de kısa bir şekilde özetleyeceğim. Aycan arkadaşımız bir hareket yapmıştı, biliyorsunuz bunu tartışmıştık. Sonra yanımda oturan bir beyefendi var, biliyorsunuz çok yakından tanıyorsunuz onu. O beyefendi demişti ki kültürel farklılıktan dolayı böyle bir hareket yapıyor. Sonra tartışıldı bu, Almanya'da gol sevinci vesaire falan filan tartışıldı. Ben orada açıkça fikrimi beyan etmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Sen de hatırlıyorsun muhtemelen. Kültürle alakası yok. Yaşının azizliğine veriyorum demiştim. Ve nitekim de bugün yine biraz daha haklı çıktığımı düşünüyorum. Aycan 21 yaşında, Deryacan 40 yaşında. Neredeyse annesi yaşında. Sen annen yaşında bir kadına küfür edersen nokta 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 geliyor orada. Bunu söylersen kadından da böyle bir tepki alabilirsin. Tamamını biz izlemedik görüntünün ama anladığımız kadarıyla Aycan burada haksız. Bir küfür var ortada. Yani orada yer direkt, kavgası... Direkt kendisine küfür etmiyor da yatsıma yeriyle alakalı bir münakaşa ediyorlar. Survivor'da her zaman yer kavgaları olabilir. Olur. Ama yani olmaması gerekiyor. Bunları aşmış olmaları gerekiyor. Bu yer kavgasının çıkış sebebi de şu. Bugün Aycan'ı ben görüyorum, bir kulise geliyor. Kuliste şunu söylüyor. Tuğba Melis diyor, artık diyor oynamayacak diyor. Ben istemiyorum diyor oynamasını diyor. Kendisiyle ilgili orada bir sıkıntı var. Elif'e sataşamıyor. Elif zaten takım tarafından desteği görmüş bir vaziyette şu an.
E ne yapıyor? Bıraktı sataşmasın zaten. Tamam elbette. Sataşmıyor. Çıkıyor, puan kazandırıyor. Ama bir Aycan'a sataşıyor. Şey Aycan, bir Derya Can'a sataşıyor şimdi. Bir Tuğba'ya sataşıyor. Ya Tuğba Melis'e. Yani burada dişine göre birilerini arıyor. Ya da performansı iyi olduğu için sesi mi çıkmaya başladı? Performansı kime göre iyi? Elif'e göre iyi değil. Derya Can'a göre ama iyi. Ama Derya Can'a, Can'a göre iyi. Göre tamam iyi. Zaten böyledir. O da dişine göre zaten birilerini arıyor. Zaten şu anda kaybettiği oyunlardan dolayı bence Tuğba Melis'le Derya Can'a tabii biraz daha sert üslupla konuşuyor gibi geliyor. Orada kadınsal hiyerarşiyi kurmaya çalışıyor. Elif'le birlikte belki. Her sene de bunları görürüz. Bir tane iyi bir kadın yarışmacı olur. Yanında da onu destekleyen bir yarışmacı olur. Burada da belki o ikiliyi yakalamaya çalışıyor. Ama bak şöyle bir şey var. İki tane nokta atışı hata yapmaz bir insan bilerek. Bence ben kesinlikle bunu bir kere açlığına veriyorum. Yani kontrol edemiyor. Kendini de düşünse bu hataları yapmaz. Bak çok iki tane nokta atışı hata yapıyor. Yapıyor. Nerelere gittiğinin farkında değil. Bu ona çok ciddi oy kaybına sebep olacaktır. Daha önceden bazı arkadaşlarımızın isim vermeyeyim şimdi. Bu tarz sevri çıkışlarla yani böyle nereye gittiğini hesaplayamadan ettiği laflardan dolayı nasıl olası konseylerde başlarına iş aldıklarını hatırlatırım ben size. Bilenler bilir zaten. Geleceğim. Yasin, Yasin ve Ceyhun konusuna. Yasin'in Ceyhun'a sataşmasının tek sebebi var. Her şeyi unutalım. Oylamada MasterChef'ten tanınarak gelen bir Yasin'in birinci veya ikinci çıkmamasıdır. Yasin bunu hazmedemedi ve arayışlara girdi. Şeye neden bulaşmıyor Cemal Can'a? Çünkü Cemal Can'da performans da var. Şu an performans listesinin en üstünde. Yani Cemal Can hem oy aldı hem performansı iyi. Hem de daha genç böyle. Ve Cemal Can'ın konseyde de görüyoruz ki biz Evrim'le direkt münakaşasını gördük. Cemal Can'a birisi hamle yaptığı zaman Cemal Can da dişlerini gösterebiliyor. Ama Ceyhun biraz daha sessiz, sakin. Bir hikayesi var. Hüzünlü bir abimiz. Şimdi Ceyhun da oylamada yüksek oy alınca bu Yasin'i çok rahatsız etti. Ve adadaki dengeler hızlı bir şekilde değişti. Ama sonuç itibariyle biz Ceyhun'un neden yüksek oy aldığını burada tartıştık. Tamam. Yasin de sonuçta yani aptal bir insan değil. O da az çok kafasında bir matematiği vardır. Rahatsız, yani niçin rahatsız birinci olduğunu tahmin edebiliyordur yani. O olaydan dolayı rahatsız, o yüzden. Ya çok rahatsız olunacak bir durum değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Ama kendisi olamadı. O kendisi bekliyordu birinciliği veya ikinciliği. Alamayınca onun için potansiyel bir düşman olarak görüyor şu an Ceyhun'u. Yani potansiyel bir rakip. Çünkü onun birinciliğini veya ikinciliğini. Onun en önemlisi ne biliyor musunuz? Yasin'in konseyde yapacağı şovu elinden aldı Ceyhun. İlk günden beri rol mü çaldı? Tabii biraz yani Yasin'in düşüncesi bu. Çünkü Yasin orada şov yapacaktı. Biliyorsunuz balıkları takıyor boynuna falan. İlk günden beri masa yaptırmam falan filan. Orada bir irade ortaya koymaya çalışıyor. Ama iradeyi nasıl ortaya koyarsın? Halk tarafından da desteği alırsan orada iradeni ortaya koyabilirsin. Çünkü güç de sende oluyor. İsim söylüyorsun vesaire vesaire. Ama Yasin'in bir tarafı eksik kaldı. Bu da onun çok farkında. Ve de Ceyhun gibi bir figürden dolayı eksik kalmasından dolayı Yasin çok rahatsız. Ceyhun'la Yıldız'ı barışmayacaktır. Ceyhun üstüne gidecektir. Ama Ceyhun'un ben daha kontrollü olduğunu düşünüyorum. Yasin buralardan puan kaybedebilir. Bu hırsına biraz inşallah yenik düşmez diye düşünüyorum. Ve son konuya mı gelelim? Buyurun. Yasin'in üstüne yürüyor. Bakın orada da görüyorsunuz Yasin yine ısırabileceği birilerini arıyor. O da kim? Yeni gelen bir arkadaşımız. Yeni gelen arkadaşımız da çok sessiz mi? Hayır, sessiz olduğunu söyleyemeyiz. Oradan Cemal Can'la arasında bir diyalog var. Ama Yasin'e göre biraz daha kolay lokma mı gibi görüyor? Tabii Yasin orada kolay lokma görüyor. Yasin hep farkındaysan oyunda olmaya gayret ediyor. Hep oyuna girmeye çalışıyor. Ama birileri onun karşısında dikilecektir. Ve yeni gelen arkadaşımız da dikilirse ve sağlam bir şekilde dikilirse onun karizması, kendince karizması buralarda çizilecektir. Peki, diyorum size. Melisa sen katılıyor musun Semih'in fikirlerine özellikle ya Yasin'le ilgili? Ya katılıyorum çünkü çok yani tam gaz devam ediyor Yasin. Ne fikri yani fikren katılıyorum. Emrah'ın belki şu anda pardon Erman'ın şu anda motivasyonu düşürmeye çalışıyor olabilir. Yani bu davranışlarıyla. Düşülebilir mi? Yani ilk haftalarda izlediği için Erman onu şu an oyunlarına gelmek istemiyor da olabilir. Yani geleceğini düşünmüyorum. Peki Aycan'ın yaptığı hareketlerden dolayı eleştiriyoruz. Sence oyunlardaki performansından dolayı Derya Can'a ve Tuğba'ya bu serzenişlerinde haklılık payı var mı? Kesinlikle yok. Yok diyorsun. Şu an benim gözüm bütün yarışmacılar eşit. Nereye kadar eşit olacak?
Ya tabii ne var? Hayır çünkü şimdi burada şöyle bir durum var. Şimdi mesela Tuğba Melis 7 oyuna çıkmış. Sıfır galibiyeti var. Tamam. Ve hatta Tuğba Melis Twitter'da, sosyal medyada görüyoruz. Biraz da mücadelesinden dolayı bazı yerlerde espri konusu da oluyor yani. Derya Can da 8 oyuna çıkmış, bir galibiyeti var. Tamam, bu iki sonuçta yarışmacının yükseliş gösterebileceğini düşünüyor musun? Tabii ki de göstermiyorum. Ama bu hangi arkadaşımızın ismi? Derya Can ve Tuğba Melis. Hayır, Aycan arkadaşımızın yani bu davranışı onların 7'de 0 yapmasını gerektirdiği için Fevri çıkışını onaylıyor musun? Yok, ben onu onaylamıyorum. Ben de o yüzden bu yüzden eşit görüyorum. Barış Murat da 8'de 3 yapmış. Onunla da konuşsun. Niye konuşuyorsun? Kadınlar arasında bir diyalog geçiyor. Tamam, orada kadınların baskınlık, kendi içinde bir savaşı var. Baskınlık savaşı. Peki şöyle yapalım, bugüne dönelim isterseniz. Tabii bugün olaylar de var. Çok ciddi tartışmalar vardı. İsterseniz kısaca görüntüleri hatırlayalım. İlk önce oyunda Barış ile Cemalcan arasında Barış Cemalcan'ın parkuruna itiraz ediyor. Diyor ki ayağı yere değdi, düştü, bir tanesine basmadı diyor. İnceleniyor, bakalım sonuç ne çıkmış, izliyoruz. Cemalcan! Cemalcan 1! Cemalcan! Cemalcan! Cemalcan Show! Dominik'te Cemalcan Show 5-2! Mavi! Mavi! Evet, itiraz var. Nasıl? Ben bir şey gördüm, itiraz ettim, emin değilim. İlk baştaki basışlar var ya. Düştüm ortaya. Düştüm ama hepsine basıp bastım hepsine. Bastıktan sonra mı düştün? Ay yok artık ya. Orada oyun oynarken şey gerçekten ona baktın mı? Hep bakıyordun. Abi basmasın lazım. Ama oyun oynayıp sen... Tamam bu tur bitince... Bu tur bitince... Ya tamam, itiraz edebiliriz zaten. Görmediyse de çıkacağız. Ama yani gerçekten şey olmaz lazım. Düştü mü orada? Aynen. Düştüm de ayrışalım. No problemo! No problemo! Tamam. Gerek yok tabii. Doğru. Aynı şekilde de. Hoş geldin. Eli bitti yarış. Cemal, yoruldum ve düştüm orada. Tamam dostum, düşüş olmuş. Tavrım hoş değil. Tamam. Tamam. No problem, yine yarışalım. Tamam. Tamam. Ben insan gibi bir şey söylüyorum. Ben de insanım. Tamam. Sen bağırıyorsun. Hayır. Tamam. No problem o diye saçma salak bağırıyorsun. Lan oğlum gel buraya ya. Şey. Sana diyemezsin. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Gel buraya. Cemal, Cemal ya. Cemal gel. Ondan sonra gerileler diye artık çıkamam. Hadi bravo Cemal. İtiraz geçersiz. Bravo. Okay, dur bir daha çalayım dur. Okay. Çal baba. Let's get started. İtiraz geçersiz sayıldı ve DJ Cemal'in şovunu izledik. Murat abi ne söyleyeceksin? Şimdi Furkan dedi, Cemal bir kere inanılmaz renkli bir adam. Hani bu kalemun diyeceğim ona. Niye bu kalemun sürekli renk değiştirir ya? Gerçekten Survivor'a şu ana kadar damga vurdu bana göre. Her hareketiyle damga vurdu. Hem performansıyla, hem realitysiyle, hem oradaki actionlarıyla Survivor'a bir kere damgayı vurdu. Onu bir kenara alalım ve bu gecenin de bana göre kahramanı. Yani gönüllerin ünleri yenmesindeki en önemli faktör, baş kahraman bu gece Cemal. Performansıyla inanılmazdı bu gece. Bu yüzden de şimdi Cemal bir kere çok renkli bir adam dedik. Renkli insanlar, action insanlar her şeyi yapabilirler. Yani bir saniyesi bir saniyesini tutmaz. Şimdi Cemal'in de kendine göre bazı çıkışları var. Haklı veya haksız. Yıldız oyuncu olarak değerlendiriyorsun. Bravo, yıldız oyuncu. Yani yıldız oyuncu biraz da kaprisli olur. Şimdi bir kere şu anda Cemal, şimdi birinci seçildi mi? Türk halkı orada Cemal'i birinci seçti mi? En üste koydu mu? Cemal bunu gördü mü? Gördü. Gördü. Şimdi Cemal şu anda kendini orada ne zannediyor biliyor musun? Messi, Ronaldo. Neden? Çünkü halk beni birinci seçti diyor. Biraz da ego çıktı. Hepimizde vardır bu. Her insanda yok mudur ego? Şimdi Cemal'de bir ego patlaması var şu anda ve Cemal Survivor bittikten sonra, bak şimdi Cemal diyelim ki yarın elendi veya Survivor'da şampiyon oldu. Cemal dışarı çıktıktan sonra ben sana söyleyeyim mi? Cemal yürüyemez yolda. Bak sana iddia ediyorum. Cemal Survivor'dan çıksın yolda yürüyemeyecek. Öyle bir kitlesi oluştu şu anda Cemal'in. Ben bunu hissediyorum. Bu yüzden de Cemal de bunu anladı.
Anladığı için de Cem var. Şu anda biraz havalandı. Doğaldır bu. Bu yüzden de Barış'ın orada bana göre hiçbir kabahati yok. Barış gayet... Normal itiraz hakkını kullanıyor. Gayet kibarca. Yani Barış'ın ses tonu yükselmiyor. Bir kere Barış şey bir çocuk. Yani böyle sakin, oturaklı, olgun, oturaklı bir çocuk. Şimdi orada Barış'ta bir problem yok. Cemal'de de aslında problem yok. Ama Cemal kendini biraz kontrol edemeyince bağırıyor. Hareketlerle kendini ifade etmeye başlıyor. Biraz da şovu da seviyor. Bir de şöyle bir şey var Murat abi. Şimdi rüzgarı arkasına almış. Hem SMS hem oyunlarda galibiyetler üst üste. Rüzgar kesilsin istemiyor. Bak gerçeği söyleyeyim mi sana? Beni de arkasına aldı. O kadar. İyi söyledin tabii. Birinci gün söyledin zaten. Bak sana bir şey söyleyeyim. Beni arkasına, hele bu gece o ağladı falan ya. Birazdan zaten ona ağlamasına yazdım. Birazdan göreceksiniz. Sayın Furkan da yine Murat Özer'i başladı mı? Değirmene. Sürümleri mi oynuyor? Bir dakika. Şimdi ben anlattım. Cemal'in hatalarını da anlattım. Cemal'in, şimdi tribüne falan oynamama gerek yok. Semih Öztürk. Adam zaten birinci seçildi. Evet. Türk halkı adamı birinci seçti. Evet. Benim oynamama gerek yok ki. Ben oynasam ne olur, oynamasam ne olur. Halk birinci seçmiş zaten. Evet Melisa, sen ne diyeceksin? Yani Cemal benim gözümde öyle bir incelikte ki, hani kendi hatasında kendine itiraz edecek pozisyonda. Ve Barış'a bir yandan hak veriyorum. Biz nasıldık biliyor musunuz? Ay şunu 3 adımda geçti. Ay ipi tutmadı. İtiraz ediyoruz. İşte şurada işte ayağı kuma mı değmedi? İtiraz ediyoruz. E çünkü bizim için bir sayı altın değerinde. E burada Barış'a da hak veriyorum. Hani o Cemalcan no problem olayında çıkış, hani bağırarak söylemesinin olayında, hani tekrar yarışırım, alırım sayımı, bench'ime geri dönerim şeklinde yorumluyorum. Evet. Buyurun. Benim için çok tuhaf bir görüntü bu olay. Aslında hiç tuhaf değil. Şöyle, oyunun adrenalinden kaynaklı bir şey ve söylediklerinize katılıyorum. Cemalcan işte halkın gücünü arkasına aldı vesaire, oralardan havalandı mı? Havalandı, havalanabilir. Bu onun takdiri. Biz bir şey diyemeyiz. Eğer bu antipatik durursa halk yine ona bir cevap verecektir. Ya da sempatik gelirse bu şekilde devam edecektir. Ama biz şimdi burada dürüst olmak zorundayız. Cemalcan evet bu senenin sürprizi, flash ismi çok güzel gidiyor. Lakin Barış Murat denen arkadaşımızın kimseyle ben bir tartışmasını görmedim. Çocuk sessiz sakin, efendi bir profil çiziyor şimdiye kadar. Ve yani hayatın her alanında normal karşılanabilecek olan bir eylemin içerisinde. İtiraz hakkını kullanıyor. Bundan doğal bir şey var mı? Yok. Bunu her ama yerde görüyoruz. Ama Cemalcan bu konularda fazla tecrübeli olmadığını düşünüyorum ben. Hani bu tarz oyunlara, maçlara çok çıkmış bir isim olmadığı için, hatta belki hemen hemen hiç çıkmamış olabilir. İnsanların itiraz edebileceğini, oyunun belki de yarıda kalabileceğini. Geçen sene biz neler gördük ya? Çocuk çirkin bir şekilde de yani bunu söylemiyor. Bazıları vardır. Ben kesinlikle kazandım, şöyle oldu veya işte ayağı yere değdi, kabul etmiyorum. Görüntüyü gösterir mesela Acun abi. Ona bile itiraz eden yarışmacılar vardı biliyorsun. Şimdi burada Barış çok efendi bir şekilde sadece ben dedi görüntülerin tekrar izlenmesini istiyorum dedi. Adamın yüzünde niye bağırıyorsun? Bu tavırlar ne Cemal? Ama Cemal'in de düşüncesi şu. Bu tarz tavırları sergiliyordu ilk günlerde. Ve bu tarz tavırlarını sergilediğinden dolayı belki oylamada yüksek aldığını düşünüyor. Bu viteste devam ediyor. Bu viteste devam et ama redline'larda geziyorsun Cemal. Adamın yüzüne bağırman hiç medeni karşılanmadı. Benim nezdimde çok doğru bir hareket değil. Çünkü adam sana hiçbir şey yapmadı. Ama sonrasında Barış Murat'ın da şunu biz görmüş olduk. Barış Murat'ın sessizliği belki kendisinin herhangi bir pot kırabilecek olma ihtimalindendir. Onu da görmüş kelimeleri olduk. Doğru seçemiyor. Çünkü ufacık bir şeyde hemen adama saçma salak ne yapıyorsun gibi laflar etti. Cemal de oradan bozuldu. Sen bana niye böyle konuşuyorsun gibilerde. Yani Barış'ın da ağzından hemen bak sana bir yanlış şey bir laf. Cemal çok tehlikeli bir karakter. Tartışmaya da girilmez kolay kolay. Şimdi onun kullandığı kelimeleri sen kullanamazsın. Onun oynadığı şekilde sen oynayamazsın. Tersten gelir, sağdan gelir, soldan gelir. Bravo. Seni kitler. Bravo. Ama Barış'ı da görmüş olduk değil mi? Barış da belki yarın bir gün olası daha sert bir tartışmada veya daha büyük bir olayda acaba ne kelimeler kullanacak? Tuhaf bir şeyler çıkacak gibi geliyor ağzından diye düşünüyorum. Ben Barış'tan öyle bir şey tahmin etmiyorum. Yani Barış... Ama çıktı dakika bir gol. Yani Barış zor. Yani Barış'ın çığırından çıkması zor. Yani çok oturaklı bir çocuk havası. Çok üzerine gidilmesi. Ha, anladım. Kendini çok üzerine gidilmesi. Cemalcan böyle çok sportif bir tipi yok ya Cemalcan'ın.
Diyor, var aslında ya. Var ya. Yok. Ama hayır, şimdi mesela şey Fatma da söyledi ya, sen sürpriz çıktın, seni böyle beklemiyorlardı, iyi çıkman insanları. Hayır, sporcu değil. Sporcu değil dersen. Yanlış kullandım. Sporcu değil ama. Pardon. Fiziği çok iyi. Taş çıkartır. Fizik mükemmel. Şimdi mesela Cemal Can da sürpriz bir şekilde iyi olunca parkurlarda, ona yenilmek de bazı arkadaşları rahatsız ediyor. Zamanında böyle mesela Cumali'ye yenilmek de hoşlarına gitmiyordu arkadaşlarımızın, biliyorsun. All Star senesinde. Sonra başka şeyler oldu biliyorsun. Cumali gitsin mi gitmesin mi falan. Yani Cemal Can farklı böyle tarzıyla, performansıyla bu sene bence damgasını vuracak. Ama Cemal Can'ı çok fazla biz burada konuşacağız. Ben buna eminim. Ama negatif anlamda da konuşacağız herhalde, gibi gözüküyor. Herhalde negatif şey yaparsa negatif konuşacağız. İyi şey yaparsa iyi. Bir kere ben size söyleyeyim. Şöyle de bir iddiam var benim. Hani Survivor... Şampiyon olur mu Cemal Can? Onu yani şimdi kesin bir şey daha çok erken. Ben sana %100 şampiyon olur mu? Olabilir. Olma ihtimali yüksek. Kesin bir şey diyemem. Bak bir kere ben sana bir şey diyeyim mi? Survivor'da hep ben ne diyorum? Diyorum yani performans, fizik, şu bu filan. Ben sana bir söyleyeyim mi? Belki de çok iddialı konuşacağım. Şu ana kadar Survivor'da çok yakışıklı adamlar geldi. Survivor'a katılan çok yakışıklı adam oldu. Ama bu var ya, bu acayip bir adam yani. Bu çok yakışıklı bir adam. Beğendim burada. Bak ben sana söyleyeyim. Hakikaten çok... Bak ağlarken falan o gözleri falan gördün mü? Yabancı artistlere falan benziyor. Böyle hani ünlü artistler falan olur ya böyle. Yabancı onlara falan benziyor. Sayın Furkan'cığım, birleşmeye kadar bence Cemal Can gidebileceğini düşünüyorum bu tarzıyla. Ama birleşmeden sonra biraz gücünün düşeceğini düşünüyorum. İvme mi kaybedecek diyorsun? Kaybedeceğini. Neden benim birleşmeden sonra? Ya birleşmeye kadar... Ya birleşme onun bir mola yeri gibi düşünelim. Birleşmeye kadar gider ama birleşmeden sonra yarışma daha bir heyecan yaşamaya başlar. Yani yarışma daha sertleşir. O sertliğe bakalım ne kadar ayak uydurabilecek. Çünkü orada daha sporcu geçmişi, sporculuk kariyeri yüksek olan insanlar daha ağırlığını koyar yarışmaya. Ya ben fiziken ve mental olarak, yani fiziken ve parkur olarak gücün düşeceğini düşünmüyorum. Fakat... mental olarak zayıflayacağını düşünüyorum sadece. Peki Melisa, bir güç olarak bir ekleme yapmak şey istiyorum Melisa'cığım. Şimdi evet, mental olarak bugün bir röportajı var. Röportajda diyor ki, buraya diyor fiziksel ve mental olarak diyor ben kendimi hazırlayarak geldim. Herkes böyle olmalıydı. Benim problemim değil diyor. 10 saniye geçmiyor. Ağlamaya başlıyor. Tamam işte psikolojik olarak sen de yani, bunu yaşadın Semih. Ama sonuçta bunu yaşadık mesela, yani. Ben onun gibi bir röportaj vermedim. İkinci günden ağlamaya başladık evet. Biz adada. Hayır ama şimdi söylemiyle eylemi farklı. Onu söylüyorum. Tamam işte fiziki değil. Arkadaşlarını tenkit ederken orada kimse buraya hazırlık yaparak gelmemiş derken 5 dakika diyorum öyle ve 10 saniye sonra ağlamaya başlıyor. Çok zor ama diyor vesaire. Ama ne diyor, kimseye güvenemiyorum diyor. Bir tek burada diyor Fatma ile konuşabiliyorum diyor. Çok zor diyor. Böyle olduğunu bilmiyordum diyor. Yani herkesin Survivor'da duvarları oluyor. O da onun da bir nevi duvarlarını indirdiğini biz gözlemlediğimiz bir görüntüydü. O röportaj çok güzel bir röportaj. Peki şöyle yapalım istiyorsanız, biliyorsunuz oyun sonunda ünlüler kaybettikten sonra Mert'le Perviz arasında geçen bir tartışma var. Orada bazı söylenen sert sözler de var. İsterseniz onları bir hatırlayalım, üzerine konuşacağız. Var Mert, sorun var. Böyle gidemez. Takım olmak lazım. Takım abi. Acele diyoruz. Valla acele diyoruz. Öyle sorun yok, sorun yok. Her defa sorun yok. Kardeşim şey diyeceğim. Sorun yok. Sorun yok. Herkes oynadı. Sorun var. Sanki biri bıraktı oyunu da ben oynamayacağım dedi. Herkes oynadı. Girme topu, ne yapalım? Takımı sakinleştiren kişisin, yapma. Ya söyleyin o zaman abi adama. Sen yapma, sen sakin ol. Ben konuşacağım. Sorun var deyip duruyor ya. Ne sorunu var? Herkes oynuyor işte. Ya kanka, sorun var. Sorun ne zaman oldu biliyor musun? Biri gelir, salla parti oynar, atamaz, öyle inanmaz. O sorun. Ulan herkes deli gibi koşuyor, oynuyor koşma zaten. Koşma başka, acele ediyoruz. Ama ben saniyeyle kaçıyor abi. Acele ediyoruz, arka arkaya atıyoruz. Ben dedim ama önceden. Yavaş yavaş, rahat. Adrenalinle alakalı bir şey yani. O an ben de attım ve kafa kafaya girdi. Onun kendine girdi. O acele atmakla alakalı bir... İlk haftada niye güzel attın? Gördün mü nasıl? Tık içsin. Abi okurdu. Oyun içinde acele diye bir şey yok ki. O an öyle atıyorsun. Nabzın yani yüksek oluyor yani. Şu an şurada tartışacak şey değil yani. Onu kontrol etmiş lazım. Ben ne diyorum? Tamam. Artık bir şey mi diyorsun? Tamam. Güzel oldu yani. Ama işte oyunda şu an nabız yüksek. Gerek yok yani. Şu an nabız yüksek. Adamlar niye kazanıyor? Bizden nereye üstün onlar? Şans abi. Şans değil. Her defa şans olamaz abi.
Tamam o zaman spor. Ama onlar da biz üçüz şu an. Onlar çok ekstra bir üstünlüğü yok ki bizden. Tamam. Şu an bizim takım böyle karışmış gibi gözüküyor. Gerek yok. Hadi takım o yüzden. Aynen. Git Mert'ten de şey yap. Tamam. Hadi dağılmak yok. Abim. Gel hadi. Evet Melisa, bu konuyla ilgili neler söyleyeceksin? Şimdi Mert'in bir sporcu geçmişi yok. Hı hı. Ama Perviz'in bir sporcu geçmişi ve şampiyonlukları var. Şimdi bu tartışmaya gelecek olursam, biz her zaman adada şunu konuşuyorduk ya da bench'e gittiğimiz zaman, bugün ne eksikliğimiz vardı ya da neyimizi geliştirmemiz lazım? Bugün neden boyunu kaybetti gibi vesaire, hani bu tartışmalar için adaya gittiğim zaman giriyorduk. Şimdi Perviz normal sporculuk hayatında antrenmandan çıkıyordur, evine gidiyordur. Bugün ne eksikliğim vardı, ne artım vardı? Ya da işte gidiyordur, burada şunu düşünmesinin sebebi, oyun kaybediyorsun. Ne eksikliğin olduğunu zaten tartışmak zorundasın, bir sorun yok değil ortada. Hani bu kadar olumlu yaklaşamazsın zaten. Bu kavgayı da oraya taşıyan Perviz'den şu yönden suçlu buluyorum. Hani bunu odaya gittiğin zaman takım arkadaşlarını toplarsın. Bugün ne eksikliğimiz vardı, ne artımız vardı dersin. Hani gidip zaten takımın yüksek bir şeyi var, negatif yönden, enerjisi var. Sadece bu yönden olumlu bulmuyorum. Onun haricinde Mert'e de hak vermiyorum. Mert'in kullandığı kelimelerle ilgili ne söyleyeceksin? Ya o bipleme olayları, üç kez falan. Ya enerjisi, yani oradaki strese de verebiliyorum, aşağı da verebiliyorum diyemiyorum. Yani doğru bulmuyorum yani. Bir yerde çünkü ağzını tutması lazım. Hadi şimdi bir kere insanın ağzından ister istemez böyle bir şey çıkar da, iki, üç derken sanki istekli gibi oluyor sanki bu. Ama durumda. Bir sporcu geçmiş olmadığı için de o an hani o Perviz'in hissettiği duyguyu hissedebileceğini düşünmüyorum. Sporcu geçmişi olmadığına katılmıyorum. Çünkü 2012 yılında Best Model seçilmiş. Best Model'da o vücutları spor yapmadan yapamıyorlar. Ben sen profesyonel sporculuk herhalde, kariyeri profesyonel yok diyorsun. Ya. Tabii ki. Profesyonel anlamda evet. Şey, vücut salonuna herkes gidiyor abi. Ya, ama yani vücut, her sporla adam hep aşır neşir. Performans sporu değil ki o. Ben Furkan dede, Yahşi kardeşim, Perviz'i belki de ayakta da alkışlayabilirim ama şu anda kalkamıyorum. Onun için... Bu gece Yahşi kardeşim Perviz'i alkışlıyorum. Neden? Yürekten alkışlıyorum. Ben böyle sakin kalabilen, böyle tecrübesini ortaya koyabilen ve Mert'e karşı bu kadar böyle asabi hale gelmeyerek inanılmaz bir alkış aldı. Büyük bir oy aldı bu gece. Çünkü Perviz istese, Perviz'in hangi spor yapıyor Perviz? Kickboksçu, Muay Thai yapıyor bir de. Kickboksçu, sporcu. Sen bir kickboksçu, sporcunun öyle üzerine falan öyle yürüyemezsin. Öyle yürüyemezsin. Eğer sen kickboksçunun üzerine öyle yürürsen, kickboksçu Allah korusun ters bir harekette yapabilir ve diskalifiye de olabilir. Sen kickboksçuyu tahrik edemez. Sen böyle adamın üstüne falan yürüyorsun. Ondan sonra, şimdi Perviz'i alkışladım. Benim için şu anda Perviz top noktaya çıktı bu geceki olgunluğundan dolayı. Peki Mert, kardeşim, Mert yani ne yapıyorsun sen ya? Bir değil, iki değil, üç değil. Yani biplenmekten bir hal oldun sen bu gece. Bip Mert bundan sonra adı onun. Üç kere biplendi abi. Ama olmaz. Sen bir orada bu kadar böyle biplenecek hale gelirsen, adamın da üzerine yürürsen, iyi adam sakin kaldı, tebrik ediyorum. Ha, bir de pardon çok özür dilerim. Bir de Barış, Barış da ne diyor biliyor musun? Buradan Barış kardeşime de seslenelim. Barış da diyor ki orada, özür dile diyor. Perviz'i Mert'ten özür dilemeye yolluyor. Ey Barış, sen de kardeşim orada değil misin? Uzayda mısın sen? Adam üç kere bipleniyor. Adamı tahrik ediyor. Adamın üstüne gidiyor. Siz hala orada Mert'e bir şey diyeceğinize, takım olarak ne yapıyorsun Mert diyeceğinize, Perviz'i adama bir de özür dilemeye yol atıyorsunuz. Bir de Perviz özür dilemeye gidiyor. Bir de adam ona da yüz vermiyor. Perviz özür dilemeye gitmesine rağmen Perviz'e yine yüz vermiyor. Siz çocuğuna özür dilemeye yolluyorsunuz kardeşim. Çocuk ne yaptı? Üç kere biplenen adama bir şey demiyorsunuz. Çocuğu özür dilemeye yolluyorsunuz. Olur mu böyle bir şey? Sana söz vereceğim. Melisa şeyi sormak istiyorum. Perviz'in özellikle buradaki tavrında biraz da tabii onun da Türkçesinin yetersiz olması, nereden ne şekilde çıkış yapacağını bilememesinden kaynaklı olabilir mi sence? Ben çıkış yaptığını düşünmüyorum. Aksine haklı buluyorum yani. Sonuçta sen bir başarı elde edip ortaya koymaya çalışıyorsun. Ve sonuçta takımca bir başarısızlığın var. Ve bunu tartışmak istemen, bunu senin tartışmak istemen çok normal. Evet. Buyurun. Ünlüler takımını şu olayı bize yaşattıkları için Perviz'i bir kenara bırakıyorum. Mert zaten bu işin baş aktörü. Takımın genelini çok ciddi anlamda
kınıyorum. Neden derseniz, 3 kere, 4 kere, 5 kere artık sayamadım kaç kere küfür ettiğini. Küfür edecek bir olay yok ortada. Siz bu adama bir şey demiyorsunuz. Bu adama sesinizi yükseltmiyorsunuz. Hepiniz sessiz sakin kalıyorsunuz orada. Ama Parviz'in hiçbir suçu yok. Sadece orada eleştirebilir. Yani problem var, bunu aşalım arkadaşlar. Sen de ona şunu söyleyebilirsin. Burada tartışmayalım diyebilirsin. Ama direkt küfür ederek yükselmen çok yanlış Mert. Ve siz Parviz'in yanında olmanız gerekirken Mert, az önce Barış Mert, Barış Murat, sana ne güzel şeyler söyledim az önce. Şimdi farklı bir şey söyleyeceğim. Sen öyle bir hata yapıyorsun ki orada haklı olan adamı gidip özür diletiyorsun. Özür dilemesinin de sebebi ne biliyor musunuz? Bak, Azeriler o kadar alçak gönüllü insanlar ki, yayına gelmeden az önce ben bir arkadaşımı aradım, Azeri, sohbet ettim falan. Çocuk, Fethiye'de, Ölüdeniz'de benim bir arkadaşım. Bak çocuk, çocuktan ben 40 yıllık arkadaşlarımdan böyle iyilikler görmedim biliyor musun? O kadar alçak gönüllü ki ve burada bazıları da kendilerini gurbette gibi hissediyor. Oluyor mutlaka. Gurbette gibi hissediyor. Öyle hissetmelerine gerek yok. Burası sizin de vatanınız. Parviz de orada şimdi o da kendini yabancı bir ortamda gibi hissettiği için alttan alıyor. Ama alttan alacak hiçbir şey yok Parviz. Sen sonuna kadar haklısın. Adam sana küfür ediyor, küfür ediyor, küfür ediyor. Mert'in küfür etmesinin sebebine gelecek olursak, Mert zaten ilk günden beri bize neyin sinyallerini verdi? Liderliğe soyunan bir Mert görüyoruz. Hatta bu bence yer yer Sercan'la bile aralarında ufak ufak gelecek. Bazen liderlik kavgaları yaşanıyor. Ama şu an niye yok? Sercan çünkü bazen sekiyor, bazen devam ediyor. Sercan şu an kendi canıyla boğuşuyor. Kendi canıyla boğuştuğu için Mert ona dokunmuyor. Mert için büyük lokma kim? Dövüşçü. Çünkü dövüşçülerin özelliği ne? Dövüşçüler geçtiğimiz yıllarda hep şampiyon oldular. Bu Mert de şampiyonluğa oynayan bir arkadaşımız olduğu için ve bu şampiyonluk yolunun da liderlikten, takım arkadaşları üzerinde tahakküm kurmaktan geçtiğini düşündüğü için bu çıkışları yapıyor. Bu çıkışlar ne? Bir yengeç ağırlarken gidin Derya Can'a söyleyin, bize ne iş yapacağımızı öğretmesin. Buradaki nüans nedir? Gidip sen söyleyebilirsin kadının yüzüne. Sen kime emir veriyorsun? Gidin Derya Can'a söyleyin. Bir, cepte mi? Cepte. İkincisi, bugün bir tartışma var. Şeyle tartışma. Cemal Can'la şeyin tartışması oyun alanında. Barış'ın. Barış Murat'ın tartışması. Mert'in arkadan yine bir sesi var. Ne diyor biliyor musunuz? Manyak mısınız? Gelin buraya. Ondan sonra kavga çıkartıyorlar. Gerideler. O yüzden kazanmak için ortamı bozacaklar, ortamı bozuyorlar diyecekler diyor. Karşıya bir suçlama ve takımı yine kontrol altına alıp çekmeye çalışma. Ve bugün o küfür olayına gelecek olursak, küfür olayında da boksörü indirirsem ben bu takımın başına geçerim düşüncesiyle adamın üzerine yürüyor. Mert çok ciddi hata yapıyorsun. Benden Mert kartı yedi. Kusura bakmayın. Niyet o. Niyet başa geçme. Şey demişti, bu takımdan birisi birine artık fervi çıkışlarda bulunmaya başladığı zaman ipler birbirinden kopacak gibi bir cümle kullanmıştı galiba Mert değil mi? Evet. O deniz kenarında. Şu an yaptığını kendi istiyor, küfür etmeye kendi başlıyor. Ona sağlık. Sen Mert'in takımın lideri olmak istediğini düşünüyor musun? Dominant bir karakter sergilediğini düşünüyorum. Evet, olmak istediğini de düşünüyorum. Sayın Furkan'cığım. Bir saniye. Ölüyor. 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 Sen istiyor musun diye sorma. Ölüyor. Efendim? Uğur onun için çok büyük bir tehlikeydi. Ben böyle düşünüyorum. Peki sence takımın lideri olarak, ünlülerin lideri olarak götürebilir mi Mert? Yoksa bu... Hayır. Böyle bir davranışa götüremez. Götüremez diyorsun. Furkan'cığım. Buyur. Bir görüntü rica edeceğim ve üstüne bu görüntünün üstüne bir deyim söyleyeceğim. Ondan sonra son sözü seyircilere bırakacağım. Tabii buyurun. Bir görüntü istiyorum arkadaşlardan. Görüntü, istediğim görüntü şu. Cemal ve Evrim'le ilgili. Şimdi Cemal diyor ki kızdan sürekli iplik geliyor. Ne olduğu belli değil, çok değişik birisi diyor. Evrim de onun için diyor ki adamın yüzüne bakamıyorum, neden muhabbete geliyorsun? Geliyor yanıma dakikada bir, benim asabım bozmasın diyor. Ve böyle bir ikili var değil mi Survivor'da? Böyle bir ikili varken, bu kadar birbirlerinden uzakken, birbirlerine etmedikleri laf kalmazken, oyunlarda bir galibiyet sonrası ikisinin bir görüntüsü var. Çak yapıyorlar birbirlerine. O görüntüyü rica ediyorum. Yakaladınız mı? Efendim? Yakaladınız Yakaladım. Mı? Bir o görüntüyü getirin, onun üstüne bir deyim söyleyeceğim. Rica ediyorum. Ve son sözü halkımıza bırakacağım. Bir deyim. Geliyor mu? Şimdi hazırlıyor arkadaşlar. Hop geldi. Evet. Şimdi ne oluyor burada?
oyunu kazanıyorlar ve Cemal'le Evrim tam çat yapıyorlar. Tam ekran da verebiliriz ya. Değil mi? Cemal'le Evrim çat yapıyorlar. Deyim şu. Bununla, bu görüntüyle ilgili söylemek istediğim deyim hemen geliyor. Aslan'la Ceylan yan yana koşuyorsa orman yanıyor demektir. Aslan'la Ceylan yan yana koşuyorsa orman yanıyor demektir. Demek ki kavgalar mavgalar hepsi hikaye. Eğer ortak bir menfaat olduğu zaman insanlar böyle çak yapabiliyorlar. Bu yüzden de Survivor'da bu kadar kavga 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 ondan sonra çak çuk. Beni de bu olaylara ben bir anlam veremiyorum. Şimdi tabii ki oyun sırasında aynı takımdasınız. Gücünüzü vereceksiniz takımın menfaati, takımın galibiyeti adına. Ama bu kadar birbirinin hakkında konuşup konuşup da ondan sonra çak yapmak da bana bu deyimi hatırlatıyor. Kusura bakma. Mesela doğru söylüyorsun Murat abi. Ne diyorsun? Hani takım oyunun içindeyken bunu yapmaları normal diyorsun değil mi? Bence bence taşımamaları bunu çok güzel. Hayır. Sonra böyle bir yorumda bulunuyorsun mesela. Hayır şöyle. Bence taşımasınlar. Ben diyorum ki yapsınlar. Hayır. Kendi oyunlarını oynasınlar. Hı-hı. Ama bu kadar 10 saniye sonra birbirine etmedik hakaret bırakmayıp çok da. Çok ağır konuşuyor. 10 saniye sonra da çak yapmanın alemi yok. Ben onu demek istiyorum. Hı-hı. Tabii ki o performans gösterecek. O da gösterecek. Takım kazansın diye. Ama gidip de çak yapmak bana çok orada artık gereksiz geliyor. Çünkü 2 saniye 10 saniye önce birbirine etmediğiniz laf kalmıyor. Şimdi olmuyor yani. Programın başında da özellikle Evrim'le Cemal arasında karşılıklı röportajlar oldu ki Cemal'in bugünkü röportajını hani izlemeyenler, kaçıranlar varsa internet sitemizde de var. Açsınlar izlesinler. Gerçekten çok güzel bir röportajdı. Bu röportaj ve bu atışma ile ilgili neler söylemek istersin? Yani Murat abin dediği gibi bu olay ada içinde yaşanmış olsaydı Murat abiye kesinlikle hak verirdim. Ama zaten iki tarafla anlaşamayan iki karakter var. Birbirine çok zıt karakterler. Yani Evrim bana da çok zıt bir karakter. Hem konuşma tarzı olarak olsun hem hareketleri. Yani bir erkekvari bir hareket tarzı var. Bunu biraz daha azaltması gerektiğini düşünüyorum. Zaten dominant bir karakter çok. Dominant bir karakter ama onun için o da biraz ters. Aynen. Yani o dominantlık da olmaz o. Yani çok farklı yönlere doğru gidiyor artık. O yüzden Cemalcan zaten ince bir arkadaşımız. Çok da duygusal. Yani inanılmaz ince. O yüzden yani ikisi bir araya asla gelemez. Anca bench'te. Buyur. Sayın Furkan dede, senin hemfikirim. Kendi yarıştığım sezondan da örnek vermek istiyorum. İsim vermeyeceğim. Bazı arkadaşlarımız var. Röportaja gitmek istemiyorlardı. Yatıyorlardı. Ben her röportaja en önde koşuyordum. Mesela Yunus Günç'e isim verebilirim. Onunla pozitif anlamda isim vereceğim. Koşa koşa gidiyordu röportajlara. Ve o kadar uzun konuşuyordu ki. Sen konuş. Sen sabaha kadar anlat. Zaten gereksiz bir yer olursa onlar kullanılmaz değil mi? Evet. Senin derden bir saat konuştuğun zaman bir saatte röportajı veremeyiz biz burada. Gidecek arkadaşlara tavsiyelerde bulunuyoruz buradan. Röportajlar... Çünkü Cemalcan'ın röportajını açıp izlesinler. Survivor'da röportajlar çok kilit noktalardır. Yani oralarda çok fark yaratabilirsin. Cemalcan da mesela röportaj noktasında çok başarılı. Gidecek arkadaşlar açıp Cemalcan'ın bugünkü röportajını izlesinler. Ama zaten bir şey söyleyeceğim. Her Survivor'ın başında Acun Bey mutlaka şunu söyler. Bütün yarışmacıları toplar. Arkadaşlar röportaj verin. Kendinizi ifade edin. Verebildiğiniz kadar verin. Sonra çok pişman olursunuz. Şimdi kimileri onu dinler, kimileri dinlemez. Evet. Yine kimseye zorla sonuçta oturup da gel zorla zor röportaj vereceksin diye bir durum yok. Ama röportaj vermeyen bütün yarışmacılar sonunda pişman olurlar abi. Furkan dedi, madem Semih bu röportajdan bahsetti, süper bir röportaj dedi ve bu röportajda ne oldu? Cemal hüngür hüngür ağladı. Şimdi arkadaşlardan rica ediyorum, bir hafif bir şeyler versinler, ben de Cemal'e bir şeyler söyleyeceğim. Cemal'im, Cemal'im, aldın Cemal'im. Alkanlar içinde kaldın Cemal'im. Cemal'im, Cemal'im, aldın Cemal'im. Cemal, bu çocuk gerçekten çok duygusal. Sen lütfen ağlama kral. Sil gözyaşlarını derhal. Parkurlarda oluyor adeta bir kartal. O her haliyle çok doğal. Hayranları her gün daha da artıyor. Büyük ihtimal bu işin sonunda final var Cemal.
Evet, Murat Özarı'dan bravo, alkışlıyoruz abi. Bu senenin ilk şiirini Cemal'e yazdım. Sayın Furkan. Kral diyorsun, kartal diyorsun, doğal diyorsun. Kral dedim ben, senin daha önce hiçbir yarışmacı kral dediğini hatırlamıyorum Murat Özarı. Daha bundan sonra tabii ki her yarışmacı sırasıyla böyle güzel şeyler yazacağız. Furkan dedi, ben bu röportaj olayına niye biraz kafa yoruyorum? Çünkü bir tek röportaj da değil. Ama bu Survivor'a gidecek arkadaşlar ne oluyor? Survivor'a girmek için canla başla spor yapıyorlar. Spor tek mesele değil. Spor Survivor'ın belli bir oranında senin işini görüyor. Sen Cemalcan'ı sabaha kadar parkurda yen. Gelir adam öyle bir röportaj verir ki senin önüne geçer. Röportajı geçtim. Gelir konseyde öyle bir şey söyler ki senin önüne geçer. Yani gidecek arkadaşlara bunları söyleyelim. Bu tavsiyelerde bulunalım. Bir tek sportif anlamda başarılı olmakla, fiziksel anlamda yeterli olmakla hiçbir şey olmuyor. Bunu da daha önceden çok örneklerini gördük. Parkurda fırtınalar estiren arkadaşların şampiyon olamadıklarını gördük. İstatistik olarak çok başarılı olan arkadaşların yalnız bir şey söyleyeceğim. Finale giremediklerini gördük. Sen diyorsun ki hani birleşmeden sonra hani ivme kaybedecek diyorsun da orada ben rakiplere bakarım biraz. Hani Cemal'in de rakiplerine bakmak lazım. Kim? Doğru söylüyorsun. Hepsini basamak. Doğru söylüyorsun. Yani. Yani kim düşen olmayacak. Bir de Furkan bak. Ya işte bak ama onu söylüyordum şimdi. Sporculuk yani bana sorarsan şu anda başarılı. Ben Murat abinin şiirine şu noktada katılıyorum. Cemal final koltuğuna doğru gidiyor. Hızlı bir başlangıç yaptı. Çok farklı gruplardan SMS alacağını düşünüyorum. Çok farklı yani. Mesela normalde birçok yarışmacının kendine özel bir kitlesi olur ya. O kitle oyat ona. Cemal'in öyle değil. Çok farklı olur. Yerlerden SMS alacağını düşünüyorum. Final koltuğunda gidebilmesi için bence en önemli rakibinin kendisi olduğunu Sayın düşünüyorum. Sayın Furkan evet. Yani bravo. Eğer tabii. Yakarsa kendini yakışır. Ha, bravo yakarsa kendini yakışır. Çok güzel söyledin. Şimdi oralarda birleşmeden sonra sportif anlamda başarılı kariyer yaşamış arkadaşlarımızın biraz daha o fiziksel durumunu daha iyi yönetebildiğini yıllarca biz gördük. Cemal'in böyle bir altyapısı yok. Lakin Cemal dediğin gibi kendini yakmazsa oralarda psikolojik olarak güçlü durursa bir şekilde fiziksel anlamda zayıf kalsa bile onu dengeleyebilir. Ama işte bugün röportajda da direkt güçlü gözükmeye çalışırken ben de hep çok güçlü gözükmeye çalışıyorum ama dedi çok yoruldum dedi. Daha bir hafta geçmedi ya bir hafta oluyor. Yani Cemal acaba oralarda psikolojik olarak iyi durabilecek mi? Bana bu sinyalleri verdiği için ben sana onu söyledim. Yoksa peki, benim adaylarımdan da biri şu an sanki böyle yavaş yavaş ileriye doğru gidiyor gibi gözüküyor. Melisa şunu soracağım. Tabii ünlüler kaybetti bugün. Ünlülerin genel olarak eksikliklerini neye bağlıyorsun? Bir kere bench motivasyonu sıfır. Kesinlikle katılıyorum. Yani birlik içinde değiller. Takım değiller bir takım kere. Takım değiller evet. Bench yok. Zaten atıyorum kendi hatalarını birbirine. Biz ne yapıyorduk? Ben oyundan çıkıyordum. Diyordum ki atıyorum halka yatarken bileğinizi çevirmeyin. Ya da şunu geçerken ipi tutmadan yürürseniz daha hızlı olursunuz. Bu da yok. Mesela onu gönüller çok iyi yapıyor. Yasin geliyor. Bugün Fatma evet. Yaptı mesela. Arkadaşlarını uyardı. Hatta onunla ilgili bir kişi bir sayı almıştı sanırım Fatma yüzünden. Bir de yani en azından Melisa. Mesela kendi takım arkadaşı bir parkura giderken biraz destek motivasyon oluyor ama çok cılız kalıyor. Yani ben hadi sebebi, ay şimdi, hadi Yasin açık. Hadi atıyorum Cemal diye bağırana duymadım. Aynı Furkan, şekilde ünlülerde de geçerli bu. Bir şey söyleyeyim mi sana? Buyurun. Bak şimdi gönüllerde bir kere bak. Beğenirsin beğenmezsin. Evrim. Bak şimdi ben Evrim'in bazı hareketlerini hiç tasvip etmiyorum. Ama Evrim bana göre Survivor'a tam oturdu. Bak, röportajlarıyla oturdu bak. Yani 12'den vurdu Evrim şimdi bak. Evrim'in hareketlerini beğenirsin beğenmezsin. Ama bir kadın olarak Survivor'a gerçekten şu anda hani Evrim ne yapacak Survivor'da? Bak bu çok önemli bir şeydir. Bazı insanlar vardır mesela bakarsın bu dersin 10 dakika sonra zaten bir şey söylemeyecek. Ben buna niye bakayım dersin. Ama Evrim öyle bir tip ki Evrim'in her an ne yapacağını şu anda merak ediyor insanlar. Ve Evrim gerçekten hani şu anda öyle bir havayla girdi ki Survivor'a. Yarın öbür gün Evrim'in ne yapacağını bilemiyoruz. Evrim gidebilir. Bak ben size söyleyeyim. Çünkü öyle bir hali var Evrim'in. Yani Evrim'i kimse yabana atmasın. Evrim... Nereye gidebilir? Yani başarılı olur. Hayır yani şeye gidebilir, yükselebilir. Ama mesela şimdi şey diyor ki Fatma... Bunu yapabilmesi için belli bir kitleyi arkasına alması lazım. Çünkü oyun performansıyla bunu yapamayacağı belli oldu. Ama şöyle, reality, action, öne çıkma falan tamam. Falan dikkat çekiyor. Ama mesela Fatma da diyor ki keşke buraya geleceğine diyor psikoloğa gitseydi diyor. Yani o lafları da edilebiliyor orada yani. Psikoloğa git deniyor kadına ama kadının da... Ayrı bir havası var yani bakma sen. Hani ben de burada bazen eleştiriyorum ama bakıyorum kardeşim Murat Özer'i sen de eleştiriyorsun ama bu kadın da yani boş bir kadın değil yani. Survivor'a taka tuka geldi yani. Evet. Röportajıyla geldi bence. Tabii.
Evet efendim, şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar sizlerin huzurunda olacağız. Evet efendim, Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda Murat Özer'in presleri sonrasında selam vaktinin geldiğini anladım. Murat abicim selamlar var. Hayır, çünkü bizi çok seyreden olduğu için arkadaşlarımız da, bizi izleyen arkadaşlarımız telefona mesaj atıyorlar. Hemen selamlarımızı söyleyeyim. Şu anda bizi izliyor Bağdat Caddesi'nden sevgili kardeşim Ali Akan. Ali Akan kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum. Sonra Avcılar'dan Onur Kırseçer kardeşim de bizi izliyormuş. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Melisa. Survivor Türkçen sayfası var. İnanılmaz sevdiğim bir sayfa. Ona buradan selamlarımı gönderiyorum. Semih. Ben de anneme, babama ve bütün sülaleme selamlarımı gönderiyorum. Evet, bu arada tabii Gökhan Özdemir biliyorsunuz yıllardır Survivor'ın hem casting aşamasında başından sonuna kadar destek olan Acun Medya'nın vazgeçilmez isimlerinden bir tanesi. Gökhan Özdemir'e buradan kocaman selam olsun diyelim. Gökhan'cığım aldın selamını. Karagümrük'ten Celal abim var. Celal abicim ellerinden öpüyorum. Celal abim gibi çok değerli insanlar, onların da ellerinden öpüyorum. Sizlere de selam olsun diyorum. Ve biricik anneanneme ben de selam yolluyorum. Biz de buradan ellerinden öpüyorum. Anneanneciğim ellerinden öpüyorum. Seni çok seviyorum. Biz Survivor Extra'dan bu gecelik bu kadar diyoruz. Ve pardon, çok özür dilerim. Bunu da okumam gerekiyor. Bir de başsağlığı mesajımız var. Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nin efsane tarih öğretmeni Mevlüde Tütenk geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz diyelim. Bizden bu gecelik bu kadar. Allah'ın kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler. İyi geceler.